Ayhan abi. Ah be oğlum, vacip ediyorsun. Afiyet olsun abi. Sağ ol Ali. Sen hiç dondurmacılık yaptın mı? Yapmadım ama öğrenmeyi çok istiyorum. Peki sence dondurma nedir? Ne midir? Buz gibidir, insanın yüreğini ısıtır. Güzel. Peki sen neli dondurma seversin? Bilmem. Ya hepsini severim aslında. Öyle hepsini severim olmaz. İnsan bir tanesini ayırır. Bilemedin iki tanesini. Kavunlu o zaman. Ha bir de limonlu. Aa, şimdi güzel, sevdim seni. Limonlu demesen bozuşurduk. Al bakalım. Alındım mı ben? Karpuzumuz gitmiş. Ben alayım hemen. İyi tamam. Şu yandaki manavdan alıyorum değil mi? Yok. Balıkçının arkasındaki yolu takip edin. Tamam. Hemen dönerim ben. Afiyet olsun. Emre. Afiyet olsun. Koçum karpuz bitmiş. Şuradan fırla alıver. Yaşar. Şu masaya otur. Ben karpuz alıp geliyorum. Olur mu abi ya? Gitsin alsın çocuğu. Ben alırım Yaşar. Allah Allah. Hadi. Ali. Hoş geldiniz. Kaç kişisiniz? 3. Buyurun sizi böyle alalım. Pop Hilmi abicim, ne yapıyorsun? Gel sen şöyle devam et. Daha ilk günden korkuttun kızı. Gel, yardım edeyim. İyi misin? İyiyim. Hilmi abi öyledir işte, bağırır durur ama sizinle bir alakası yok. Neden benimle bir alakası olsun ki zaten? Sabahtan beri başınızdaydı. Çok da yakışmıştı. Teşekkürler. Teşekkürler. Dur beklesene. Adım Ali. E senin? Söylemeyecek misin? Leyla, Ayşe, Buket, Defne. Hiçbiri değil mi? Hiçbiri değil. Ne istiyorsun sen? İsmini söylemeyecek misin? Deniz. Tamam mı? İyi akşamlar. Yazımı kışa çevirdin, bak gözüm
yaşa Leyla. Mevlam ayrılık vermesin. Gökte uçan kuşa Leyla. Gökte uçan kuşa Leyla. Kuşa Leyla. Şunu çalmayı bir öğretmedin Yusuf Baba. Bak bu ses konuştuklarımız. Bir de hiç söylemediklerimiz var. Bak dinle. Duyuyor musun? Nasıl duyarım? Kulağını açarsan duyacaksın. Ama önce kalbini açacaksın. İyi de nasıl? Bunu yeniden ağaç yapabilir misin? Peki ağaçtan bunu yapabilir misin? İşte kalbin o ağaç. Aşk ise bu. Sen kendinden gövdesini çıkaracaksın. Bir başkası da gelecek. Kel diye ömrünü gelecek. Ama en başta sen şu sazı eline aldığın zaman avucunun terini, gözünün ferini, kalbinin hızını benden saklamayacaksın. Sadece benden değil, kimseden saklamayacaksın. Deniz diye bir kız geldi kasabaya. Nebahat ablanın yanında çalışıyor. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Geç. Öyle geldi işte. Öyle güzel. Öyle hoş ki. Bunları bana söyleme evlat. Git ona söyle. Neyi söyleyeyim? Kasabaya Deniz diye bir kız geldiğini. Hoş geldin demeyi unutma ama. Borç takıp kaçacaksın ha? Hayır, bakın ben... Şşş! Ağır ol bakalım. Neye ağır olacağım be? Hem tesislerimde kalacak hem parasını vermeyecek. Oh be, bulamadık şöyle bir iş. Kardeşim niye parasını vermesin? Borcunu ödemeyen burada durur mu? Ben çok gördüm bunun gibileri. Bunun gibi bedavacı çok. Lan bana bak, düzgün konuş. Neye düzgün konuşacağım? Bu sahtekarı mı savunuyorsun bana be? Lan sen kime sahtekar diyorsun ha? Bu iş burada kalmaz aslan parçası. Hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Özür dilerim. Şimdi ne olacak peki? Başka bir yer bakacağım. Burada başka bir yer yok ki. O zaman... Aslında bir yer var. Hadi gel benimle. Nereye?
Bekle beni. Neden geldik buraya? Çünkü burası yeni evim. Nasıl yani? Ben burası kimindir bilmem. Kalamam burada, olmaz. O gün geldiğimizde çok beğenmiştin. Keşke herkesin böyle bir evi olsun diyordun. Diyordum. Dedim demesine de. Ben buranın kirasını nasıl öderim? Orasını dert etme. Hop hop. Sen beni diğer kızlarla karıştırdın galiba. Beni derhal geri götürür müsün? Lütfen. Deniz. Sen beni yanlış anladın. Lütfen. Gitmene gerek yok. Hadi. Ev çok dağınık. Etrafı bir toparlamak lazım. Orası kolay da. Sen ev sahibiyle bir kirayı falan konuşsan. Neyse, o zaman ben bir çarşıya gideyim. Sana yiyecek bir şeyler alayım. Evin eksiği falan varsa onları alayım. Canın istediği bir şey var mı? Bana terlik alır mısın? Terlik mi? Ama parasını vereceğim sonra sana. Ne oldu? Beğenmedin mi? Beğendim beğenmesini ama bu kadarını da beklemiyordum. Sen beni biraz hafife aldın galiba. Bak. Ben de sana ne aldım? Beğenmedin mi? Beğendim, beğendim de bu kadarını beklemiyordum doğrusu. Deniz. Birinci çekmeceden tornavidayı verir misin? Ev sahibiyle konuştun mu? Sordun mu kirası ne kadarmış? Burası benim. Peki neden daha önce söylemedin? Ne bileyim, sen böyle sahipleri deli falan deyince... Herkesin sakladığı bir şeyler vardır. Senin yok mu sanki? Sen
Sen burayı neden kiraya vermek istedin? Çok uzun zamandır gelmiyorum buraya. Hatta bir daha geleceğimi de hiç sanmıyordum. İnsanın bazen geri dönmek istemediği yerler vardır. Ama yine de anlamadım. Böyle cennet gibi bir yeri neden... Şu tekneyi görüyor musun? Babamın teknesiydi o. Annem öldükten sonra o tekneyle açıldı. Sonra bir daha da gelmedi. Tekneyi bulduk ama babamı bulamadık. Hep bir gün denizden çıkıp gelecek diye. Denizden çıkıp gelecek diye bekledim onu. Annen neden öldü peki? Annem. Özlemden galiba. Ben üniversitedeyken babamla kavga ettim. Kasabayı da, bu evi de. Terk edip gittim. Sanki annemin ölüm haberini alıncaya dek. Peki daha sonra babanla barıştınız mı? Barıştık mı? Annemin cenazesinde geldi, sarıldı bana. Ama hiçbir şey söylemedi. Sadece sarıldı. Veda etmiş meğerse bana. Veda etmiş. Sonra da bu kayıkla. Oh, neyse işte. Son hatıran ilk hatırandır ya. Hep aklımda o var. Hadi. Hadi. Eğer burada kalacaksan tekne kullanmayı öğrenmen lazım. Ben mi? Evet, sen. Hayatta beceremem. Hadi yürü, gidiyoruz. Becerirsin. Öyle bir becerirsin ki. Sinema var mı diye sormamış mıydın? Sen beni dinliyor muydun o gün? Dinliyordum tabii. Gel bakalım. Gel şöyle. Şöyle koyuyoruz. Evet. Bunu da böyle. Güzel. Nedir bu? Hayal sinemasına hoş geldiniz. Hayal sineması mı? Evet. Yardım edeyim. Gel, şöyle yatıyorsun. Ne yapıyoruz? Uzan. Oh. Şimdi gözlerimizi kapıyoruz. Peki, kapadım. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kendini hayallere bırak. Görüyorsun, merak ettim. Dükkandayım. Bardaklar, masalar havada uçuşuyor. Yaşar koşturuyor.
çupralar, levrekler. Öyle. Her zamanki gibi dükkan. Mühim değil. Bakayım ben ne göreceğim. İşte dondurma külahı yapıyorum. Dondurmaları hazırlıyorum. Nevat abla geldi. Karpuz bitmiş. Senin de benden kalır yanı yok. Külahtı, karpuzdu, dondurmaydı. Biraz büyük bir kefalo. Bıyıkları vardı. Bıyıkları yok mu kefalin? Kefale benziyordu. Bıyıkları vardı. Evet. Balıklar birbirine benzer. İnsan insana benzer. Ama aşk yalnız sana benzer. Aşk sana benzer. Başkası